Hoş geldiniz. Piyasalar yarın saat 14'ten açıklanacak faiz oranına kilitlendi. Artış oranı için çeşitli iddialar söz konusu. Şok artış ve kademeli yükseltmeyi seslendirenler var. %2'den %40'a kadar farklı görüşler gündemde. Dünyaca ünlü reyting kuruluşu Moody's bile dün artış %25 ile %30 arası olacak açıklamasını yaptı. Ekonomistlerin tamamına yakınıysa yapısal önlemler olmadan yapılacak yüksek oranlı faiz artışının sonuç getirmeyeceğidir. Hazine eski müsteşarı Mahfi Eğilmez bu önlemler olmaksızın yapılacak yüzde otuzluk bir faiz artışı bile tam tersine reel sektörde krize bile sebep olabilir dedi. Kademeli artış içinde arafta kalmak olacağını söyleyenler olduğu gibi piyasaları hazırlamak için bunun gerekli olduğunu söyleyenler de var. Hülasa değişen bir şey yok. Finans ya da para politikaları eksenli ekonomi modeline devam ediliyor. Türkiye'de ekonominin barometresi dolar fiyatı olduğu için iktidarın bütün enerjisi oraya endeksli. Bu uğurda son birkaç yılda 230 milyar dolar döviz rezervi heba edildi. Sonuçta Türkiye üretmemeye devam ediyor. Sanayi diye övünülen şey aslında ithal edilen aramalıların montajından ibaret. Bu sebeple dış ticaret makası her gün aşılıyor ve yıllık 120 milyar dolar civarı açık veriliyor. Turizm geliri olmazsa cari açık 100 milyar dolara yaklaşacaktı. Türk ekonomisi tam 21 yıldır tüketerek sanal bir büyüme içinde 330 milyar dolarlık dış borçlanma artı 80 milyar dolara yakın özelleştirme gelirleriyle yapılan kamu yatırımları hep ifade ettiğim gibi üretime değil komisyon almaya yönelik beton yatırımlarıdır ve geri dönüşü söz konusu değil. Neticede duvara dayandık. Oysa ekonomi denilince akla gelen üretmek ve artı değer yaratmaktır. AKP ile beraber ekonomi yönetimi eşittir ülke kaynaklarının yandaşlara bölüştürülmesi, taksim edilmesi olmuştur. Mevcut modelin bir başka ismi ise yalan ve hayal ekonomisidir. Enflasyondan büyümeye, işsizlikten diğer bütün verilere siyasi manipülasyonlar söz konusu, yalanlara paralel olarak hayal tacirliği yapılıyor. Kanal İstanbul gibi projesi bile olmayan hayaller tam 10 sene anahtar teslimi satılırken yine TOG'dan doğalgaz, petrol keşfi ve savunma sanayine kadar türlü türlü palavralar sıkıldı. Bu yalanlarla seçim kazanılıyor lakin ekonomi düzelmiyor. 21 yılda kanıtlandı Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikası rasyonelliği yani akılcılığı reddeden anlık günlük siyasi çıkara dayalıdır. Erdoğan nasıl dış politikayı iç siyasi fayda hesapları için yaptı ve yapıyorsa ekonomideki seyri de aynıdır. AKP'nin birinci dönemindeki başarısı ise Erdoğan'a ait değil, IMF politikalarına harfiyen uyulmasıdır. Ne zaman IMF denetiminden çıkıldı, Türkiye o andan itibaren yere serildi. Evet, ülkemiz epeydir sadece siyasi olarak değil, ekonomide de öngörülemez ülkedir. Her şey Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında olduğu için güven tesis edilemedi edilemiyor. Oysa bütün dünyada ekonominin alfabesi, amentüsü hatta en önemli sermayesi güvendir. Erdoğan siyasi saplantılarıyla ülkeyi heterodoks yani irrasyonel politikalara mahkum ederek çöküşü hazırladı. Nas ekonomisinin Türkiye'ye maliyeti yüzde yüzleri bulan enflasyon, fakirleşme ve 200 milyar dolarlık rezervin yakılmasıdır. Hayır bu yorum filan değil, yıkımı bizzat Tayyip Erdoğan geri adım atarak kabul etti. Erdoğan'daki bu dalgalanmalar ve yarattığı güvensizlik iklimi sermaye girişini bitirdiği gibi içeriden çıkışlara bile sebep oldu. Düşünün an itibarıyla teleswap piyasaları batı ülkelerinde işlemiyor. Çünkü dövizi frenlemek için bu sistemi ihval ettiler. Yine Tayyip Erdoğan'a itimatsızlık sebebiyle Volkswagen her şeyini tamamladı. Türkiye'deki araba fabrikası yatırımından vazgeçti. Gerekçesi resmen açıklandı. AKP iktidarına olan güvensizlikti. Bakın Amerikalı yarı ilerken üreticisi Intel diye dünyaca ünlü bir ticari grup var. Bu şirket Ön Asya coğrafyasında yatırım kararı aldı. Uzun incelemeler sonrası 25 milyar dolarlık yatırımı 9 milyon nüfuslu İsrail'de yaptı. İsrail nüfus azlığına ilaveten terörde de hedef ülke. Buna karşın orası tercih edildi. Neden derseniz Intel'in açıklaması şudur. İsrail'de hukuk var, kurumlar var, kurallar var, liyakat egemen. Intel'de yatırım için başlangıçta Türkiye diye karar vermişti. Ancak bütün bunlar olmadığı için İsrail'i tercih etti. Dolayısıyla her şey ortada. Ekonomide ayağa kalkmanın esası eğitimdir, hukuktur, kurumlardır, kurallardır ve maalesef bunların hiçbiri AKP'nin yönettiği Türkiye'de yoktur. Düşünün ülkemizde hukuk fakültesi dekanları bile imam hatipli ve ilahiyatçı kökenli. Şaka yapmıyorum. 10 küsür üniversitede böyle dekanlar var. Eğitim sistemi ise malumunuz tamamen imam hatipçiliğe endekslendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nı tarikatlar, cemaatler, dinci vakıflar ve imamlar yönetiyor. Keza üniversiteler epeydir liselere dönüştürüldü. Teknoloji eğitimi ve arge ise neredeyse literatürden çıkarıldı. 2002 yani AKP öncesi Türkiye'nin teknoloji ürünü ihracatı vallahi bugünden fazlaydı. Yabancı sermayenin şikayet ettiği bir başka husus Tayyip Erdoğan'la öngörülemeyen ülke olmamızdır haksız değiller çünkü bir gece içinde her şey değişebiliyor, ters yüz olabiliyor. Çin gibi demokrasinin olmadığı komünist ülkeye bile yatırımcı sermaye giderken Türkiye'ye gelmiyor. Niçin derseniz Çin'de kurumlar var, kurallar var ve Türkiye'deki gibi her mevsim keyfe göre değiştirilmiyor üniversiteleri güçlü, teknoloji üretiliyor. Kamu yönetiminde ise sadakat değil, liyakat egemen. Komünist partili diye hiç kimseye makamlar verilmiyor, bahşedilmiyor. Komünist parti mensubu ve militanı diye hiç kimse hakim yapılmıyor, savcı yapılmıyor. Türkiye'de ise biliyorsunuz son 7-8 yıldır böyle bir tercih var. Yani AKP yöneticileri tepeden inme metotlarla avukatlıktan yargıya taşındılar. Yine ülkemizde Merkez Bankası başkanları neredeyse her mevsim değiştirilirken Çin'de önceki Merkez Bankası başkanı tam 16 yıl görevinde kaldı. Özetle Türkiye'ye yabancı sermaye gelmiyorsa bunun yegane sorumlusu Tayyip Erdoğan yani onun var ettiği bu ucube otoriter sistemdir. Açık net Türkiye'de egemen olan şey hukuk ve kurallar değil. Tayyip Erdoğan'ın emir ve buyruklarıdır ötesi var mı adam hukuka uymayınca devlet bahçeli hukuku ona uydurdu ve ucube cumhurbaşkanlığı sistemini rejimini dayattı bakın tayyip erdoğan'ın Türkiye'deki yaptırım gücü emin olun Çin cumhurbaşkanının ülkesindeki yaptırım gücünden çok fazladır öyle zira Çin ve Rusya gibi ülkelerde bile kurumlar, kurallar var. Parti polit büroları ile sadece devlet çıkarları için çalışan istihbarat kurumları, silahlı kuvvetler var. Bu arada Devlet Bahçeli demişken dün Mehmet Şimşek ve yüksek faiz politikasına destek açıklamasını yaptı. Hiç şaşırmadım çünkü Bahçeli cemaatlerdeki müritlerin şeyhini gözü kapalı tasdik etmesi misali Tayyip Erdoğan ne yaparsa alkışçısıdır. Hatırlayın bu Bahçeli yakın geçmişte damat berat, al bayrak anlaştı diye Amerikalı McKenzie'nin ekonomimizi yönetmesine de onay vermişti. Keza daha dün düşük faiz politikasını batıya baş kaldırı destanı diye anlatıyordu. Akılcı politika isteyenleri Tayyip Erdoğan'la beraber mandacı, diş güçlerin ve haçlının adamı diye yaftalayıp hedefe alıyorlardı. Öyleyken Londra tefecilerinin adamı İngiliz vatandaşı Mehmet Şimşek'i şimdi kurtarıcı ilan edebiliyorlar. Ondan sonra yerliyim, milliyim masalları. Yerseniz tabii. Değerli dostlar bu arada asgari ücrette dün %34'lük zam yapıldı ve 11.400 liraya çıkarıldı. İlginç ayrıntı fiyatı belirleyen asgari ücret komisyonu değil Tayyip Erdoğan. Evet Erdoğan görevli komisyonu açıklama izdini bile vermedi vermiyor. Emirül Mümin'in anlayışı ile her şeye kendisi karar veriyor. Evet değerli dostlar hali pür melalimiz aynen böyle bu itibarla ekonomideki enkaz büyük ve bu şekilde kalkmayacaktır. Defalarca ifade ettim. Mehmet Şimşek iç ve dış piyasaları manipüle etmek yani aldatmak için mecburen giyilen bir şapkadır. Sanal bir algı yapay bir iklim hedeflenmektedir. Keşke başarılı olsa diyeceğim ancak şansı çok azdır zira şimşeğin değil programı kadrosu bile yok. Değişen sadece Merkez Bankası Başkanı Hafize Hanım'dır ki onu da getiren şimşek bir belli değil. An itibarıyla eski sistem devam ediyor. Hala arka kapılardan dövize müdahaleler var. Hala sermaye kontrolleri uygulanıyor aylar ve yıllarca düşük faiz kurtuluştur diyen para politikası kurulu üyeleri şimdi yanılmışız. Kurtuluş yüksek faiz deyip faiz artıracak. Sorarım size bu tabloya kim inanır, kim güvenir de Türkiye ortodoks politikaya geçti diyerek para sermaye getirir. Kimse salak, kimse amak değil. İçeri de dışarı da biliyor. Tek karar verici olan Tayyip Erdoğan. Mehmet Şimşek, Yunus Emre'nin dediği gibi bir süre oyalanmaya ve oyalamaya yani manipüle etmeye geldi böyle bir durumda niçin görevi kabul etti dendiğinde aklıma örtülü ödenekten verildiği iddia edilen 40 milyon dolar geliyor ve acaba doğru mu şüphesine kapılıyorum. Bir başka boyut Türkiye'nin faizleri agresif biçimde yükseltme lüksü de yok. Bu durumda kur korumalı mevduat batlar, reel sektör çöker, şirketler batmaya başlar ve buna paralel olarak finans sektörü zora girer. Başka bir anlatımla merkez bankamızın Federal Reserve gibi rahat davranma, rahat faiz yükseltme lüksü yok. Şok bir faiz artışı %10 civarlarından zorla devlet tahvili alan bazı bankaları da unalıma sokar. İlaveten söyledim. Mahalli seçim öncesi Tayyip Erdoğan piyasaları stop ettirecek. Böyle bir şeye de izin vermez. Erdoğan'ın tek önceliği seçimde sonuç almaktır. Nitekim Mehmet Şimşek TÜSİAD ziyaretinde patronlara keşke mahalli seçim yarın olsa da kurtulsak demiştir. Noktalarken videomu dostlarınızla paylaşın ve YouTube'un önerecekleri arasına girmemiz için lütfen beğeni butonuna basın.